Herkese günaydın arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Evet, saat şu an 9. Biz çok erken uyandık ya. 7.30'da uyandık. Şahin bugün çok erken gitti. Çünkü girişler varmış. Yani müşteri girişi yapıyordu bugün. O yüzden çok erken gittim. Ben de zaten onu yolcu ettim. Hemen kalktım zaten, arkasından yatmadım. Benim arkamdan da Yaren uyandı. Anlayacağınız, bugün ailece erkenciyiz. Şimdi Yaren şu an bütün kıyafetlerini dökmüş. Artık ne hayallerle döktü bilmiyorum. Böyle bakıyor, katlıyor, topluyor. Acaba tatil şeyine mi geçmiş? Yaren, nereye gidiyorsun? Tatile mi gidiyorsun anneciğim, dedim. Evet diyor. Keşke beni de götüren olsa da ben de gitsem. Her neyse. Şimdi bugün çok daha iyiyim. Yani sesim olsun, bilmiyorum şu an nasıl geliyor size ama sesim olsun, burun akıntısı yok. İşte hiçbir şekilde bir şeyim kalmadı. Ben de anlamadım gitti. Akşamları sıkıyor, böyle kötü yapıyor. Sabah kalktığımda bir şey yok. Her neyse, o da sorun değil. Sonuçta atlattık yani. İyileştik, geçtim. Şimdi sıra geldi tabii ki de en önemli şeye, kahvaltı. Artık ne yapacağım bilmiyorum. Her gün aynı kahvaltıdan da sıkılmadım da değil. Sıkıldım yani gerçekten. Ama bir şey yapmam lazım. Şahin, bir arayayım bakayım ne zaman gelecekmiş. Bu arada öyle bir ortalığı toparladım. Yatağı topladım. Sonra şuradaki örtüye Yaren dondurma değdirmişti. Onu attım, yıkanıyor. Dışarısı güzel, güneşli. Hafif böyle serin. 1,5 saat oldu uyanalı ama nedense şeyim daha, gözlerim şişik. güzel, sabahın erken saat, yani daha 9 olduğu için hava serin. Mandallarım hep yere düşmüş. Bugün Yaren'in oyuncaklarını toplayacağım, kaldıracağım artık. Ne yapabilirim biliyor musunuz? Şu ince kıl biberleri alıp doğrayıp yumurtayla böyle omlet yapabilirim. Evet. Gidelim. Şurada da şeylerim var. Banyo paspaslarını falan atmıştım. Çarşafım var. Onları yıkayacağım. Toplamam lazım. Şöyle. Şuradan bakın. Şu biberlerden alıp kendimize güzel bir omlet yapabiliriz. Şöyle. Gerçi Şahin pek sevmiyor böyle biberli ama yine de olsun. Değişik kahvaltı güzeldir. Şu kadarcık yeter mi bana? Yeter gibi. Tabii 2 tane daha alayım da. Bir tane şuradan, bir tane de şuradan. Fazla da biberli olmasın yani. Kaş yapmak isterken göz çıkarmayalım. Bu arada geçenlerde söylemiştim. Ne inşaatı, yani işte babamlar artık kendi işine başlıyorlar demiştim. Ne inşaatı falan soran olmuş. Ben yanlış söylemişim. İnşaat değil, tadilat olacak. Yani dairelerin, yani komple binanın tadilatı var. Bunu yapacaklar. Orada, yani orayla meşguller. Şimdi size kamerayı çevireyim. Babamın son yaptığı rafı da göstereyim. Şöyle. Bugün burada biraz işim var. Oyuncakları toparlayacağım. Biberle geziyorum. Ondan sonra şu şeyleri odunluğa koyacağım ama son rafı göstereyim size. Şöyle. Burayı zaten biliyorsunuz. Dün de babam şuraya bir tane raf yaptı. Yani uzaktan da böyle oldu. Hani bir şeyleri kullanırsınız, koyarsınız dedi. Bakın şöyle demiri kalmıştı, işte bir tane şundan kalmıştı. O da bunu şey yapmak istedi yani. Boşuna duracağına en azından raf olsun. Siz de bir şeylerinizi koyarsınız dedi. Her neyse. Nereye gidiyorsun? Bak, o elindekini kırma, tamam mı? O annenin her şeyi. Tamam mı? Şunlar içeri girecek. Hadi gel, senin üstünü giydireceğim daha. Tamam. Evet anneciğim. Bir de fayansları göstereyim size. Annemin tavuklarının ekmeği.
Bir de burası düzeklenecek. Şuranın fayansı bitti. Tabii ki. Bakın fayans bitti. Şimdi buradaki annemin kümesi olduktan sonra şuradaki ıvır zıvır hep oraya gidecek. Ve babamla buraya gül dikmeyi düşünüyoruz. Yani şimdi değil de tabii ki ilkbaharda burayı komple gül yapacağız. Sonracığıma bir de şu balkonlar siyah boyayla boyanacak. Şuraları altın renkle, yani sarı altın renkle boyanacak. Öyle sabah sabah size biraz tur yapalım. Bahçe turu yapalım sizinle. Buranın şeyi de bitmiş bulunmakta. Fazla da bir şeyimiz kalmadı. Bak işte ben bundan korkuyordum Yaren. Ver bana o anneciğim onu. Getir kızım, getir. Bak o zaman götür eve koy Yaren. Onu kırarsın anneciğim. O benim her şeyim. Tabi sen benim her şeyimsin. O sonra geliyor. Evet, al götür eve. Kahvaltı yapacağız. Burada da zeytinlerimiz. Artık toplamaya başlarız. Getir. Bir de al başkasını. Al. Tamam, gel şimdi kahvaltı yapacağız. Babayı arayalım, gelsin. Sonra şuraları bir yıkarım. Bir de burada bir zeytinimiz var. Bu da nedense şöyle. Bakın kararmaya başladı. Yani yumuşamış. Bunların da toplanması gerekiyor. Üstünde de baya bir var. Bakalım. İki güne bunu da toplarız. Hadi gel eve gidelim. Gel koş. Üstünü değiştirelim. Babaya kahvaltı hazırlayalım. Şuraya bakar mısınız? Hadi. Böyle olmaz anneciğim. Bak dede gelecek. Patlıcanım gitgide büyüdüm. Bir tane sadece. Annemin de bir sürü var. Şöyle. Orada da var. Evet, orada da var. Biraz da şimdi roka toplarım. Nerede domates anneciğim? Domates yok ki. Yok anneciğim, yok. Hadi gel. Gel bakalım eve girelim. Evimize girelim. Güneşlikleri açmayacağım. Bu arada turşularım renklerini değiştirmeye başlamış teyzeleri. Bakın. Şöyle. Bunlar böyle tezgahın üstünde dursun. Çünkü belki taşma gibi falan olur. Annemin şey oldu, böyle yere koymuştu. Köpürdü ve taştı. Niye öyle oldu ben de bilmiyorum. Ama bunu böyle bir dışarıda dursun bakalım. Koy buraya anneciğim. Niye biberi kırıyorsun? Öyle, ben şimdi kahvaltı hazırlığına bir geçelim. Yani sen o kıyafetlerini niye boşalttın? Hadi koş topla şimdi bakalım. Topla. Ne yapıyorsun o biberi sen? Yaramaz seni. Şimdi hazırlayalım bakalım bir şeyler.
Kahvaltımız hazır. Şöyle biberli omletim, sonra domatesli, kaşarlı domates yaptım. Yeşillikler doğradım, şöyle marul, salatalık, domates ve kahvaltılık bir şeyler işte hazırladım. Şimdi ekmek de getirsinler, karnımızı doyuracağız. Bugün böyle Uğur getirsin bize. Uğur böcekli şeyi kullandım. Sofra bezini. Çayım da orada demleniyor. Bizimkiler de şimdi gelsinler. Karnımızı doyuracağız. Ondan sonra güne başlayacağız inşallah. Bakalım. Şimdi çabuk gelseler de şu ev bari donmasa. Biliyorsunuz kaşar hemen şey oluyor. Şimdi bakalım. Gözüken var mı? Yok. Ortalıkta kimse yok. Ekmek alıp geleyim. Başka bir şey istiyor musun? Maske var mı evde? Bir tane maske var mı? Ne yapıyorsun? Al simit yiyeceğim mi? Gel simit vereyim sana. Yaren. Masada kaldık. Diğer telefonun nerede? Masada kaldık, evet. Baş başa. Çayları da koydum ama tamam. kimse gelmedi. Neyse. Hadi sana ne güzel kahvaltı. kahvaltı hazırladım. Evet, eline sağlık. Güzel olmuş. Şeker attın mı? Hayır. Nerede şeker? Bir de şekeri atmasını da benden bekliyor. Al, 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 at. Neyse. O kadar yapmışsın, bir zahmet onu da yapsaydın ya. Şekeri de at, tam olsun işte. Madem yapıyorsan tam yap işini. Şekeri de benim at, yani şimdi şeker atma da benim işim mi? Çayına. O ben diyorum o kadar güzel yapmışsın, onu da yap diyorum. O zaman senin yerine ben yiyeyim. Olur. Tamam. Hadi hepsi kahvaltımızı aynı. Yapalım. Hepsi aynı, hepsi. Bu benim. Senin, bu da benim. Bir tane de simit Yaren'e bıraktım. Evet, duydum. Neyse biz karnımızı doyuralım.
Mutfaktaki işlerim bitti. Tezgahıma kadar sildim. Şu dolapları hallettim. Bulaşık makinesi bile yıkadı. Onu da birazdan boşaltacağım. Ve bakın. Bakın şuraya. Anne diyor ben sana yemek yaptım. Sen al. O dolabı boşalt. Buraya komple indir. Bakın. Diyor anne sana yemek yaptım. Ne? Tamam bir şey olmaz. Sen zaten toplayacaksın. Ben toplamayacağım. Kusura bakma. Turşuları da oraya koydum. Altına tepsi koydum. Akarsa şey olursa diye. Orada dursunlar. Burada da şöyle. Şu. Şahin'in çalıştığı yer kurban kesmiş. Böyle annemle bana. Bakar mısınız sinirleri nasıl oynuyor? Şurada titriyor. Şöyle getirdi. Ağzını açtım ben de. Daha sıcak, daha yeni kesildi çünkü. Annemle bana şey yapacağım. Ama biraz dursun. Şimdi bir tepsiye koyacağım. Üstünü kapatacağım. Yani kapatacağım derken bir örtüyle şey yapacağım. Et dursun iyice kendine gelsin. Ondan sonra parçalayacağım. Annemin payını da götüreceğim. Allah kabul etsin. Öyle işte. Ama şu an inanın. Bilmiyorum sabah çok enerjik uyandım ama şu an o şeyim kalmadı. Bu kızın toplayacağı yok. Kendim şuralara bir halledeyim. Ondan sonra annem şey yapacakmış. Analı kızlı yapacakmış. Analı kızlı dedi evet. Şimdi onun yanına gideceğim. Efendim anneciğim. Nenenin yanına gideceğiz. Şu eti halledelim tamam mı? Tamam. Gideceğiz nenenin yanına. Şu balkonda bir elden geçirmem lazım ama. Yapamayacağım gibi. Şu havuz işi de sonraya kaldı. Şu an. Bakın şuralara. Bakar mısınız? Ortalık dağınık. O dolaptan az önce leğenler aldım. Şahin'e verdim. Onu oraya çektim. Şimdi buralar yerleşecek. Ama halsizim, halsizim. Niye böyle oldum ben de anlamadım. Şurada da geçen Yaren'e kızıyordum ama kendim de bugün bu tepsiyi kırdım. Neyse çiçek koyarım artık yapacak bir şey yok. Diğerini de zaten yapıştıramadım. Şimdi şuraları bir toparlayalım. Ondan sonracığıma şu eti de halledelim. Biraz soğusun. Sonra bir şey yaparız bununla. Turşularım da. Orada teyzeleri. Şunu da bir çevirebilsek. Bakın buralara kadar dökmüş. Bakın. Yaren sen ne yaptın? Buraya ben. Teyzelere söyle bakayım sen ne yaptın? Ne yaptın? Yaprak sakladım. Yaprak sakladım. Hani göster bakayım teyzelere. Burada. Bence burada. Nerede? Ya kızım ben zar zor evi toplamaya çalışıyorum. Başka nerede var? Dışarıdaki çiçeğimi, balkonu biraz toplayayım dedim. Dışarıdaki o büyük ağaç var ya onun yapraklarını yola yola her yere taşımış. Anneciğim ben zar zor evi toplamaya çalışıyorum. Sen ne yapıyorsun peki? Ya ben hiçbir şey yapmıyorum. Ben de biliyorum senin hiçbir şey yapmadığını. Ya diyor ben de hiçbir şey yapmıyorum. Neyse vallahi dokunmayacağım. Annemin yanına gidiyorum. Çünkü ben yaptıkça bu kız dağıtıyor. Şurayı toparladım. Eti de şöyle tepsinin üstüne bakın. Ah kız, ah kız, yaramaz kız. Eti de şöyle tepsinin üstüne koydum bunu da. Şu örtüm iyi ki var. Hem kaşıklığın üstüne kapatıyorum, hem buraya kapatıyorum. Ama yıkıyorum yani. Bunu da böyle koydum. Zaten evde klima çalışıyor. Şu camı da kapatalım. Nenenin yanına gidelim mi? Yok. Hadi gidelim neneye de söyle. Yok. Hadi gidelim de ki nene bak ben yaprakları sakladım. Allah'ım bütün yastıkların altına yaprak doldurmuş. Nereye gidiyoruz? Ama buraya da var, burada da var. Burada da var. Başka nerede var acaba? Düşün düşün. Burada. Düşün düşün bir yerden gene çıkar. Bak burada. Nerede? Burada gözünün önünde. Başka yol mu? Sabahtan beri üstünü giydiremiyorum. Böyle geziniyor valla. Ya bu anlamda.
Şimdi annemin yanına gideyim. Ondan sonra şoka gideceğim. Yarın için birkaç bir şeyler almam lazım. Nereye? Tamam. Balığa gideceğiz. Dün söylemiştim. Onun için böyle işte ne bileyim kaşar, işte sandviç ekmeği falan o tarz şeyleri alacağım. Gece de onları hazırlarım. Yarın sabah 5'te babam dedi. Kalkacağız. Gideceğiz bakalım. Ha, bu cadıyla nasıl olacak bilmiyorum ama göreceğiz. Su çok ağır anneciğim, alabilir misin? Al. Al, düşürme ama, tamam mı? Hadi gidiyoruz. Biz şimdi annemin yanına gidiyoruz. Şu telefonumu alayım. Ondan sonra şuna bakın ya. Artık Yaren'i inşallah öğlen uyuturum. Ondan sonra ne istiyorsun? Şu telefonumu da alır mısın? Tamam, orada nenenin yanında versem olmaz mı? Şunu da alsan, hadi çıkalım. Tamam mı? Yaren'i inşallah öğlen uyuturum. Ondan sonra artık evi süpürürüm. Şu an yapmayacağım. Şu perdeyi de dün oraya astım. Belki bugün yatak odasının o türünü değiştiririm. Şeyim ısınmıyor ona. Tamam, alacağım. Şu kapıyı kapatayım. Dur. Anahtarı takalım da kapıya. Tamam anneciğim, şöyle ışığımızı kapatalım, klima açık kalsın. Aa, çok ağır. Tamam, çok mu ağır? Ver bana. Tamam kızım, ver. Sen kendinden bir şey, yapraklarını aldı. Telefonumu içine koydum, tripodumu koydum, suyumu koydum. Giydin mi? Gel anneciğim. Şimdi bakalım nene ne yapıyor. Analı kızlı. Ay, biraz saçımı başımı topladım. Gözlerime rimel sürdüm. Ruhsuz geziyorum yoksa sabahtan beri. Hadi gel. Şurası da artık öğleden sonraya kaldı. Şu an yapmayacağım. Nene yok mu? Kapı kapalı. Gel bakalım camdan. Nerede nene? Nerede? Ben gittim. Yukarıda değil anneciğim, o belki tavuklarına kadar gitmiştir. Gidelim mi eve? Nene gelince geliriz. Yok anneciğim, oraya çıkmamıştır. Ha, buradaymış. Size geldik, kapı kapalı. Öyle güzel bir rüzgar esti ki. Annem nohut koymuş, haşlanıyor. Ben de gideyim şimdi kulaklığımı evden alayım. Sonra şu videoyu biraz edit yapayım hazır. İşimiz yokken. İşimiz yokken. Evet, ne güzel konuşuyorum değil mi? Bütün işlerim duruyor. İşim yokken. Neyse, kendime mola verdim. Öyle diyeyim. Şimdi kulaklığım nerede benim? Kulaklığımız burada. Şarjı var mı? Şarjı var. Şimdi güzel evim, sen beni bekle, tamam mı? Aziz Allah, ezan da okundu. Sen beni bekle, ben geleceğim. Biraz kendime şey vereyim. Aziz Allah, aziz Allah. Bak çıktım, hemen ağlamaya başladı arkamdan. Sanki. Buradayım anneciğim, bir yere gitmedi. Efendim? Krem? Dur neneden alayım da süreyim. Gel. 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 Gel neneden alıp sürelim. Gel. Gel buradan alayım dolaptan. Gel bakayım. Burada var nenenin. Bak gel. Gel sakız da vereyim sana. Ah, bak. Dur bakayım. Abi istiyorum. Aa, bak sana şeker vereyim. Abi. Mavi şeker. Mavi şeker yok ki. Bir tane de şöyle kırmızı şeker var. Bir tane de al mavi şakış. Hadi gel. Hadi nenenin deposunu boşalttık hadi. Yapma bak, dede geldi, tamam mı? Dede geldi. Evet şimdi. Bak git, dede elini yıkıyor. Uzandım. YouTube'da bir şeyler izliyorum. Ama şimdi birazdan eve gideceğim. Şahin'e bir şey yapmam lazım. Analı kızlı yemiyor. Bak geliyor dede. Anlıysa bu dar olacak.
İşte diyeyim, Eliye su al, Eliye biraz su al. Niye? İşte sudan güzel oluyor Feride. Bakalım. Çektim. Ben gidip tepsiye unu koyayım, getireyim biraz. Yuvarlaktın mı böyle? Hmm, böyle küçük küçük edeceğiz. Şöyle işte. Yok öyle büyüktür Lee. Dede diyorum ama şaka yapıyorum. Büyükmüş. Bak yarın ne yarın. Eliye su koy da güzel oluyor. Islattım ya elimi. Tepsiyi koyduk. Yapışmazsa yeterdir ha. O zaman açık böyle geniş bir tepsi işte, lazım. İşte dedim, tepsiye bir un koyayım. Getireyim. Sen... Yaren sesin ne kadar yüksek çıkıyor. Adıyamanlar böyleydi ya. İki tane birden idi ya. İki tane ben yapamıyorum. Birbirine yapışıyor. Ben de edemiyorum. Bir daha yapalım sonra mı? Tamam mı? Tamam. Anlaştık mı? Anlaştık. Tamam. Baba oturalım mı? Oturmadım. Amcanın yanına gideceğim ben şimdi. Baba. Ne oldu? Film izleyelim mi? Fatih Selim mi izleyelim? Hı-hı. Nerede o? Kumandanın. Efendim? Tamam ben de bizde ha. Tamam geliyorum. Hadi. Açayım kızım. Ben açayım anneciğim, ver baba gelsin. Ne istiyorsun, baba, ne yapayım sana? Bir şey ne, sen biliyorsun değil mi? Bu eti yapma da, bu et çünkü lastik şu anda. Kızıma Fatih Selim açar mısın? Açarım. Dolaptan şöyle kemikli etim vardı bir iki parça. Bir de böyle kuşbaşı doğranmış. Bunları şimdi... çok mu gelecek buraya? Bunları şimdi düdüklüye koyacağım. Önce bir kez kaynasın. Ondan sonra köpüğünü aldıktan sonra ağzını kapatacağım. Bunlar güzelce haşlansın. Allah'ım bayağı bir ağır. Haşlama yapacağım. Patates en son piştikten sonra. Patates, soğan, işte sarımsak bir şeyler koyacağım. Ondan sonra güzel ilikli, böyle kemikli. İyi gelir diye düşünüyorum. Başka bir şey de aklıma gelmedi açıkçası. Bu da hala burada bekliyor. Başka bir şey gelmedi maalesef aklıma. Şahin'e de sordum. Yani sen ne istiyorsan onu yap dedi. Makarna canım çekmedi. Mantıyı zaten yedik. Başka da bir şey aklıma gelmiyor ya. Kuru fasulyeymiş, o tarz şeylermiş. Zaten ben bilmiyorum yapmasını. Annem yapıyor, işte babam yapıyor. O yüzden benim de aklıma böyle haşlama geldi. Hem zaten biraz da şeyim, iyi gelir diye ümit ediyoruz. Yaren de içer inşallah. Şuralara hemen annemden geldim, topladım. Bakar mısınız, eti falan tuttum ya. Şuraları toparladım. Şimdi etim haşlanırken şu perdeyi belki değiştiririm. Yaren babamın yanında. Boşuna bekletmeyelim, ocağa koyalım. Boşuna durmuşum, konuşuyorum. Tencereyi koy, konuşmana devam et. Annemden geldim, hemen saçımı topladım. O kadar sık toplamışım ki diğer şeyi. Yani düşünün, beyin hücrelerime kadar ağrı yaptı. Hatta salık gezerdim ama çok hava çok sıcak şey olduğu için şuralarıma yapıştığı an nefret ediyorum. Yaren de hep isilik olmuş. Şuraları şey yanmış ki her gün de yıkıyorum. İki gündür zaten havuza da sokmuyorum çocuğum. İki gün mü bir gün mü? Yani yok, dün bugün sokmadım. Ya da dün girdim ya. Yok, dün girmedim. Günleri karıştırıyorum, görüyorsunuz değil mi?
Her neyse, boynu falan yanmış. Ona işte kremini sürdüm. Ve bugün sabahtan beri belediye anons veriyor. Durmadan işte her bir, yani her saatte anons veriliyor. Artık maske zorunlu oldu. Yani düşünün, küçücük bir yerde. Böyle bir küçük yerde şey olduysa, büyük şehirleri düşünemiyorum bile. Vallahi tekrar gelecek gibi karantina falan. Çünkü ölümler gitgide çoğalmaya başladı. Hastalar iyice arttı, şey oldu. Yani artık maske zorunlu oldu. Yani eskiden işte markete giderken veya pazara giderken maske takıyorduk. Ama şimdi sokağa çöpü atmaya dahi çıksan maske takacaksın. Tabii bu bizim iyiliğimiz için, bizim sağlığımız için. İnşallah en kısa zamanda artık hayatımızdan çıkar diye ümit ediyorum ama biraz zor gibi. İyice dediğim gibi çoğaldı. Babamla Yaren de. Ha, Yaren orada oturuyor. Anneciğim, dede nerede? Üzüm mü kesiyor? Tamam. Orada dışarıda üzüm var ya. Bayağı bir olmuşlar. Onları kesiyor şimdi babam. Yarencik orada oturuyor. Dediğim gibi bayağı bir çoğaldı. Allah beterinden korusun. Daha beter yani ne olabilir bilmiyorum ama yani durum böyle. Bütün gün anons veriliyor. Maskesiz dışarı çıkmayın. Maske zorunlu diye. Cezası var 900 lira falan. Her neyse, cezası şey değil ama bizim iyiliğimiz için yani söyleniyor bunlar. Artık maske de hayatımızın bir parçası oldu gibi bir şey. Yani bilmiyorum ama inşallah kurban olduğum Rabbim en kısa zamanda şöyle hayatımızdan alıp götürür ya. Dışarıda çıkmak istemiyorum şu an. Ama markete gitmem lazım. Maskemi takayım, şu yemeğimi bir halledeyim, ondan sonra markete gideceğim. Alacaklarımı alırım, gelirim. Öyle. Vallahi dikkat edin çocuklarınıza, işte yaşlılarınıza falan çok çok dikkat edin. Gerçekten durum iyiye gitmiyor yani. Babamın evine de gidemedim yani. Anneme falan gitmek istiyordum. Biraz işte hani azalmıştı ya. Belki giderim diye düşünüyordum ama bu gidişte gitmeyeceğim gibi. Yani gitmeyeceğim değil. Yani gitmeyeceğim gibi değil de kesin gitmeyeceğim yani. Bakalım önümüzdeki işte bir ay, iki ay eğer böyle şey olursa, geçme gibi bir durum olursa inşallah, o zaman giderim. Ama şu an kesinlikle hayır. Bilmiyorum yani. Etimiz haşlandı. Önce suyunu süzdüm. Yağını falan aldım. Şöyle bakın, suyu temiz kaldı. Şimdi bunun içine bir adet soğan var, 3 adet patates var, bir adet havuç var altında ve 3-4 diş sarımsak var. Bunları böyle koyacağım. Bir 10 dakika falan haşlayacağım, o kadar. Şöyle tuzunu falan koydum. Yani vitamin deposu. Şimdi bunun altını açalım. Şöyle açtık mı altını? Evet, altını açtım. Şimdi ağzını kapatacağım. Bir 10 dakikada öyle haşlansın. Şöyle tutturalım. Tamamdır. Şurasını da kapatalım. Şimdi açalım. Şimdi bu haşlansın. Burada da az önce babam kesiyordu ya üzüm. Onlar. Saat 4'ü çeyrek geçiyor. Şimdi o olsun. Ben de hazırlayayım. Aç karnımızı doyuralım. Bu kız benim şarj aletimi nereye soktu bilmiyorum. Sabahtan beri onu arıyorum. Şarjım da bitti, bitecek. Soruyorum nerede? Sakladım diyor. Başka bir şey demiyor. Şurada da biraz suyu kaldı. Şurada yansıma yapıyor. Suyu kaldı. Bunu da süzeceğim. Şöyle bardak, plastik bardaklara koyacağım ve buzdolabına koyacağım. Yarene pilav falan yaptığım zaman kullanırım. Şurada da yağları var. Şimdi anneme götürürken bunu da götüreceğim. Annem seviyor çünkü böyle yağ şeylerini. Şahin yemediği için çıkardım onları içinden. Öyle. Ve yemeğimiz hazır. Vitamin deposu oldu resmen. İnşallah şifa olur bizlere de. Annemle babama götürdüm. Yaren her zamanki gibi zaten orada.
annem yediririm ona da dedi. Çünkü böyle patatesli falan seviyor. Ben de Şahin'le ikimize hazırladım. Böyle kocaman bir et de vardı. Onu da çıkardım, ortaya koydum. Şahin yerse yer. Şöyle görüntüsüne bakar mısınız? Çok güzel oldu. Bugünkü menümüz de bu şekil. Sizler ne yapıyorsunuz? Yorumlarda aşağıda yazarsanız belki yarınki menüm de sizlerden olur. Yani sizin fikriniz şeyiyle yarınki menümüzü belirleriz. Öyle be, şimdi karnımızı doyuralım. Sonra bir yerlerde görüşürüz. Biz yemeğimizi yedik ama size anlatamam şu an nasıl terlediğimi. Vücudundan kırgınlığı, halsizliği atmak isteyen varsa kesin bu haşlamadan yapıp yemeli. Çünkü var ya, insanı öyle bir terletiyor, öyle bir şey yaptırıyor ki size şu an ne desem de boş yani, yapıp denemelisiniz. Her neyse, karnımızı doyurduk. Çok güzel olmuştu. Yani doyurucuydu, doyduk. Şahin şimdi gitti. Ben de düşünün yani, yerimde otura kaldım. Ekmek yemedim ben. Sadece bir tabak o haşlamadan işte güzelce içtim. Ve o kadar iyi geldi ki. Neyse, ben şimdi niye kamerayı elime aldım? Saat 5'i 10 geçiyor. Bu videoyu artık burada kapatacağım. Sonra editimi yaparım. Ondan sonra, ya gerçi editi akşam yaparım. Annemin orada biraz yapmaya çalıştım ama Yaren sürekli gitti geldi gitti geldi ve yarıda bıraktım. Şimdi ortalığı toplayacağım. Sonra o et bayağı bir dışarıda durdu. Onu parçalayacağım, kaldıracağım. Yani yarına bıraksam dolaba koymam lazım. Dolabımda yer yok. Aslında yarın da yapabilirim. Çünkü balığa gideceğiz. Balıktan sabah saat 5'te gideceğiz. Sabah 11:30 gibi evde oluruz, babam dedi. Yarın da aslında yapabilirim. Bugün de yapabilirim. Neyse, o anlık şeyime bağlı. Dolapta yer açabilirsem yarın yaparım. Açamazsam bugün onu parçalarım. Annemin payını götürürüm, veririm. Diğerini buzluğa atarım. Sonra Cema Market'e gideceğim. Eksiklerimi alayım. Bunu biliyorum. Bugün defalarca söyledim ama yani gitmem gerekiyor. Geçenlerde çünkü bir arkadaş öyle demiş. İşte aynı şeyleri 10 kere tekrarlıyorsun. Aynı şeyleri 1000 kere tekrarlıyorsun. Yani kusura bakmayın arkadaşlar. Belki siz de şu an video çekiyor olsanız insan fark edemiyor. Böyle mesela konuşuyorsun, o an fark edemiyorsun ama videoyu izlediğiniz zaman mesela aynı kelimeyi 5-6 defa tekrarlamış oluyorsunuz. Onun ben şu an farkında değilim mesela. Siz izlediğiniz için bunu görebiliyorsunuz, duyabiliyorsunuz. Dediğim gibi mesela siz de belki çekseniz aynı kelimeleri belki 10 defa da tekrarlayacaksınız. Belki gün içerisinde biz annemlerle ya da işte ne bileyim dışarıda, işte bir yerlerde, okulda, işte düğünde, neresi olursa olsun aynı kelimeleri inanın hepimiz tekrarlıyoruz sürekli. Farkında değiliz sadece bunun. Her neyse, ben sadece videoyu kapatmak için buraya gelmiştim. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki vloglarda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.